DSP Genel Başkanı Önder Aksakal. Gündeme dair soruları kendisine yönelteceğiz. Sayın Genel Başkan'a dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. HDP ve Millet İttifakı bağlantısı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partili bazı sözcüler işte bizim ittifakımız deyip böyle ellerine bir kağıt alıp seçim pusulasında ittifak içerisinde Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisi var diye gösteriyorlar ya. Bunun böyle olmadığını kendileri de biliyor, vatandaşlar da biliyor. Özellikle yerel seçimlerde, büyük kentlerde aday çıkarmayarak ve bunun da üzerine bunların yazılı dokümanları da var, görüntülü dokümanları da var. Demokraside Birlik adı altında, AK Parti iktidarına karşı olmak adı altında Kandil'deki temsilcilerin buralarda biz aday çıkarmayarak AK Parti'ye karşı adayları destekleyeceğiz diyerek beyanatları var. Devletin, vatanın ve milletin bölünmesi üzerine siyaset yapan bir yapıyla açıktan ya da gizli işbirliği yapmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etmek demektir. Bu 2x2=4. Demokratik Sol Parti olarak bizim iddiam değil ki. Bu bir vakıa. Bunu benden önce HDP'li temsilciler parlamentoda muhataplarının yüzüne söylediler biliyorsunuz. Sayemizde burada oturuyorsunuz dedi. Apo'nun heykeline dikeceğim diyen bir anlayışla ve Atatürk'ün sahibiyim diyen bir anlayış bir arada nasıl ittifak yapabilir? Ben bunu 40 senenin üzerinde siyaset yapan bir insan olarak anlayabilmiş değilim. Anlayan biri varsa beri gelsin. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Başkenti Ankara'dır diyor. Öbür tarafta Diyarbakır Kürdistan'ın başkentidir diyen bir siyasetle Türk mevcut iktidarı yıkmak için işbirliği yapıyor. Bunun adı siyaset değil. Kimse kusura bakmasın yani. Bugün seçimle gelmiş bazı belediye başkanları var. El altından bölücü terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorlar. Devlet denilen mekanizma bunu tespit ettiğinde bu belediye başkanları hakkında yasal süreci başlatıyor. Gerektiğinde görevden alıyor, yerine kayyum atıyor. Hiç kimse ben yerel yöneticiyim, beni halk seçti, ben istediğimi yaparım diyemez. 2x2=4 bu tartışmasız. Hiç kimse insan hakları, efendim demokrasi, genel hasletlerimizi kullanarak bu olumsuzlukların yaratılmasına zemin hazırlayamaz. Bu kabul edilemez. Gerçekleri insanlardan niye saklıyorsunuz ki? HDP'de söylüyor zaten bu itiraz bu kavganın için çıktı. Dedi ki artık ya şu işi resmiyete bağlayalım. Yerel seçimlerde biz sizi destekledik. Siz bize dediniz ki o belediyelerin yönetimini birlikte paylaşacağız. Daire başkanlıklarında, başkan yardımcılıklarında, belediye iş şirketlerinin paylaşımında İstanbul için hatırlayın İSPARK'lar HDP'lilere verilecek, Kültür Müdürlüğü İYİ Parti'ye verilecek, işte başkan yardımcılıklar şunlardan oluşacak diye. Allah var, CHP bu konuda verdiği sözleri tutmadığı için orada çarşı karıştı. Vatandaşın biri de çıktı dedi ki İYİ Parti bizi aradı. Bazı aracılar vasıtasıyla bizimle irtibat kurdular. Şurada şöyle yapalım mı, burada nasıl yapabiliriz gibi bir örnekleme yaptı hatta. HDP aba altından sopa gösteriyor diyebilir miyiz? Yani aba altından göstermiyor, açık açık gösteriyor. Biz diyor birlikte bir hareket yaptık. Siz bize bazı sözler vermiştiniz. Sözlerinizi tutmuyorsunuz. Bundan sonraki seçimlerde biz bunu değerlendiririz diyorlar yani. Bunlar benim iddiam değil. Erken seçim iddiaları gündemde. Bir yandan da darbe imaları konuşuluyor. Yani konum itibariyle gereksiz bir pozisyonda olan bir arkadaşın, yöneticinin kalkıp düşüncesizce sarf ettiği bir söz üzerine de ülkede darbe tartışması yapmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Zira bu konularda fikir beyan edecek olan mekanizmalar ilgili partilerin genel başkanları ya da genel başkan yardımcılarıdır. İktidarın nasıl değişeceği hususu bir partinin il başkanının vazifesi değildir Sayın Kaftancıoğlu. Bu iktidar gidecek ama seçimle, ama bir şekilde deyince şimdi tabii bizim de anlayışımıza göre seçimle gelen seçimle gider. Bir şekilde dediğiniz zaman seçim dışı bir yöntem var demektir. Bu da silahlı kuvvetlerin müdahalesiyle olmuştur ve darbelerle oluşmuştur. Tabii ki karşınızdaki insanlar bunu bu şekilde algılayacaktır. Yine bir takiyeyle Cumhuriyet Halk Partili bazı sözcüler, genel başkan yardımcıları bir şekilde demekle erken seçimi kastetti diyor. Ya erken seçim bir şekilde demek değil ki. Erken seçim, seçim zaten. Bir itibariyle erken seçimi tartışmanın, konuşmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz ki bu ve benzeri açıklamalar bir il başkanının vazifesi değil, bir genel başkanının yapacağı bir tarzda bir açıklama. Sizin il başkanınız bahsettiğiniz şekilde vazifesine aşan bir beyanda bulunsun. Tavrınız ne olurdu? Yani bizim il başkanımız böyle bir açıklama yapmaz. Tüzüğe aykırı hareket edenler de tüzüğün ilgili hükümleri gereğince disiplin işlemine muhatap olurlar. Gerekmese ama halinde. Gerekseydi tabii ki tüzük hükümlerine göre disiplin işlemi uygulanırdı. Herkesin kendi işini yapması sağlanırdı.
fiili ittifaklar üzerinden konuşursak, diğer tarafta da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Bu belki amiyane bir soru olacak ama eğer seçmek zorunda kalsaydınız hangisine kendinizi yakın hissederdiniz? Tabii bu zamanı itibariyle çok uygun bir ortamda olmadığımız, karşılaşmadığımız bir soru olur. Günü geldiğinde, böyle hadiseler günü geldiğinde bizim için tek kriter var. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, Atatürk'ün kurmuş olduğu işte bugün 101. yılını kutladık. Bu devleti parçalamaya yönelik hiçbir siyasi hareketle uzaktan yakından ilişkimiz olamaz. Bu hangi partiyle birlikte olurlarsa olsunlar. Orada biz olmayız. Ama bunun dışındaki yapılar içerisinde ekonomi politikalarımız ve Demokratik Sol Parti'nin parlamentoda temsilini güçlü bir şekilde sağlayacak her türlü siyasi ilişkiyi kurullarımızla değerlendirebiliriz. Bu en doğal hakkımızdır. Ben şunu özellikle ortaya koymak isterim. Demokratik Sol Parti için hiçbir parti düşman parti değildir. Yani İktidardaki AK Parti, Demokratik Sol Parti'nin düşmanı değildir. Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti'nin düşmanı değildir. İktidarda AK Parti var diye bizim düşmanımız bir yapı değildir ki AK Parti. Ya da muhalefette gerektiği gibi muhalefet yapamayan bir ana muhalefet partisi var. Bunlar bizim düşmanımız değil. Eksikliklerini anlatıyoruz. Uluslararası emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanıyla ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bir politika geliştirdi. Ülkenin güneyinde, Mezopotamya bölgesinde, Güneydoğumuzda yeni bir devlet yapılanması içerisinde. Buna direnen her siyasi hareketi gözü kapalı yok etmek için gayreti var. Kıbrıs'ta bizi gömmeye çalışıyor. Libya'yla bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptık. Ortalığı birbirine taktılar. Bir ifade kullandınız. Emperyalizme karşı çıkanlara karşı bir bitirme operasyonu şeklinde nitelendirdiniz. Sözünüzü emperyalizmin hedef aldığı odak Cumhur İttifakı şeklinde okunabilir mi? Yani okumaya gerek yok. Doğrudan şu anda öyle söylüyorum. Bundan 4-5 sene öncesine kadar Cumhur İttifakı denilen yapı bu bölgede oluşturulmaya çalışılan yeni devlet yapılanması stratejisine uygun politikalar yürüttü. Ama gördü ki o politikalar hakikaten bu ülkenin bekası sorunu haline geldi. Bunu gördü ve bu politikalarını değiştirdi. Şimdi iş doğruya doğru gittiyse desteklenmesi gerekiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sözde Kürdistan kurulmasına yönelik önlemeye çalışan bir devlet var. Vatanıyla, milletiyle kol kola vermiş. Bunun karşısında direniyor. Artık bunu hep beraber güçlendirmemiz gerekir. Dediğim gibi ekonomi politikalardaki önermelerimiz, yöntemlerimiz tartışılabilir, acımasızca eleştirilebilir. Ama eğer demokrasiye inanıyorsak bu eleştiriler seçim döneminde biter. Herkes görevinin başına gelir. Falan parti seçime girsin. Falan kişi aday olmasın. Falan kişi falan partiyi desteklesin. Ya da işte Kılıçdaroğlu'nun yine bazı açıklamaları oldu. Henüz daha partileri teşkilatlanmamış. İki yeni parti kuruldu. Seçimlere katılabilmesi için milletvekili göndeririz diyor. Yani böyle bir demokrasi olur mu? Şimdi 2015 seçimlerini hatırlayın. Sayın Davutoğlu o zaman başbakandı. Ve hükümet kurulması gerekiyor. 35 gün istikşafi görüşmeler yaptı. Değil mi? Yani o hükümetin kurulmaması üzerine çaba gösteren bir başbakan var. Aynı kişi bugün kendisi bulunduğu yapıdan ayrıştı, gitti başka parti kurdu. Teşkilatlanması tabii çok kolay olmayacaktır herhangi bir ani seçim durumunda. 41 ilde teşkilat kurmak gerekiyor ve o 41 ilin 3'te 1 ilçesinde teşkilat kurup o teşkilatların da kongrelerini tamamlamaları gerekiyor. Şimdi 2018'de YSK böyle uydurma bir kural koydu. Kanunsuz bir kural koydu. Bundan da geri dönemezler muhtemelen. Bunu aşmak için parlamentoda grup kurmalarına destek oluruz diyor. Şimdi bir parti yeni oluşan bir başka yapı için parlamentoda grup kurmak üzere mi kurulmuş vardır? Birisi kalkmış parti kurmuş. Güzel. Partiyi neden kurdu? Devleti yönetmek, seçimlere katılmak için. Seçimlere katılmanın kriterleri var seçim kanununda. Bırakın yapsınlar, teşkilatlarını kursunlar, 41 ilde örgütlensinler. Eğer her iktidara karşıyım diyenin kurduğu partiyi seçimlere katma görevi meclisteki çoğunluk milletvekili elinde olan partilerin görevi midir? Böyle bir kanuni düzenleme mi var? O zaman iktidara karşıyım diyen birisi çıksın gelsin, İyi Parti de versin ona bir 20 milletvekili. O da hiç teşkilat kurmasına gerek kalmaksızın sadece iktidardaki bir partiyi ya da bir başka partiyi tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Onun oylarını tırtıklamak adına ortam hazırlasın. Bunun adı demokrasi değil ki. Bunun adı hakkaniyet de değil. Her parti iktidardaki partinin muhalifidir. Öyle değil mi? Muhalifiz biz. Onun varlığına muhalifiz. AK Parti bize muhalif. Biz AK Parti'ye muhalifiz. Çünkü görüşler bir olsaydı ayrı parti olmazdık zaten. Muhalif olmak kötü bir şey değil. Ama düşmanca davranmak, demokrasiyi aralayacak boyutta hareketlerin içerisine girmek
hiçbirimize fayda sağlamaz. Başta ülke menfaatlerine fayda sağlamaz. Bu pandemi süreciyle ilgili Türkiye'nin izlediği stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemi dünyayı çok hazırlıksız yakaladı. Kendilerini dünyanın sahibi zannedenler gördük ki pandeminin karşısında diz çökmek zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı koşullarda olan bir süreci daha hazırlıklı, daha donanımlı şekilde karşılayabildi. Ufak tefek aksamalar olsa da Sağlık Bakanlığı hakikaten başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük bir özveriyle bu süreci yürüttüler. DSP'li belediyeler var. Salgın sürecinde nasıl bir çalışma metodu izlediniz? Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun öncelediği kararlar çerçevesinde yerel yönetimler olarak üzerine düşen vecibeleri harfiyen yerine getirmekteler. Kendi maskelerini kendileri ürettiler örneğin. Elbette ki devletten gelen maskeler vardı ama devlet her an her yere yetişemiyor olabilir. Yerel yönetimler de devlet mekanizmasının bir parçası olarak değerlendirilmeli. Sayın Başkan, siz şu anda muhalefet partisi pozisyondasınız. Bu süreçte belediyeleriniz herhangi bir engellemeyle karşılaştı mı? Vallahi genel merkez olarak ve genel başkan olarak bize intikal eden bu doğrultuda bir sıkıntı yaşamadık. Belediye başkanlarımızla da video konferans aracılığıyla periyodik olarak görüşüyoruz. Oradaki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Gerçi DSP'li belediyeler merkezi idarenin bir adım önünde olma gayretiyle hareket etmedi hiçbir zaman. Genel yönetim yapısının yereldeki bir parçası olarak kendilerini addettikleri için ve belediyeler kanunu kendilerine verdiği yetkiler kapsamında halka hizmet etmek için çalıştılar. Yani halka hizmet etme gayretine devlet neden engel olsun ki? Yeter ki yasalar içerisinde yapılsın. CHP'li özellikle büyükşehir belediyelerinin hizmetlerinin bir şekilde kısıtlandığı yönünde iddialar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki siyaset arenasında demokrasinin olması gereken boyutunun ötesinde bir şekil alma gayreti var. Bu şudur. Kendi siyaset daha başarılıymış gibi göstermek adına ortaya koyduğu çalışma görüntüleri var. Pandemi denilen hadise tek merkezden yönetilme zorunluluğu olan bir olay. Buna gerek merkezi idarenin olsun, gerekse yerel yönetimlerin olsun birbirinden bir adım daha öndeymiş gibi bir görüntü verme gayretine girmelerini asıl eleştirmek gerekiyor. Belediyeler vatandaşa ekmek vermeseydi vatandaş aç mı kalacaktı? Yani devlet onlara ekmek vermiyor muydu da belediyeler böyle bir işin içerisine giriyorlar? Hayır. Siyaset zamanı değil. Bu özel bir dönem. Siyaseten tabii ki eleştireceğiz. İktidar her zaman eleştirilir. Yönetenler daha doğrusu. Yanlışları vardır, eleştirilir. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın canı sıkıldıkça bir toplantı düzenleyip bildiri yayınlaması çok kamillere uygun, çok etik bir davranış değil. Bu devletle yerel yönetim mekanizmalarının birbirinden ayrı olduğu izlenimi verir ki ülke olarak, millet olarak bizi uluslararası camiada zayıflatır. Böyle bir şeylere de gerek olmadığını düşünüyorum. Bir açıklama var CHP kanadından. Bu süreçte belediyelerin ekonomik yönden dar boğaza girdiği ve acil bir şekilde kaynak aktarımı yapılması gerektiği yönünde. Aksi halde tüm çalışmaların durabileceği belirtiliyor. Sizin belediyelerinizde bu tarz acil bir durum veya kapıyı kapatma, kepenk indirme gibi bir durum var. Bir kere tanımlama çok doğru değil. Belediyeler kimsenin babasının şirketi değil. Demokratik Sol Partili belediyeler bugüne kadar içine düşürüldükleri trilyonlarca borcu kapatmış durumdalar. Dolayısıyla har vurup harman savrulan yerde tabii ki biraz önce bahsettiğiniz sonuçlarla karşılaşılabilir ama Türkiye Devleti büyük devlettir. Böyle bir şeye müsaade etmez. Yönetemiyorsanız çekilin derler. Başka birisi gelir yönetir orayı. Bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Pandemi krizinden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. Detay vermeniz mümkün mü? Gizli bir görüşme değildi. Bu, kamuya açık bir görüşmeydi işte ama şu anlamda söylüyorum. İçeriği itibariyle de ne olduğunu zaten kamuoyuyla paylaşmıştı. Biraz önceki bahsettiğimiz eleştirel konuların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzüne söyledim ben. Yani gerek seçim barajıyla ilgili, gerekse hazine yardımının hakça paylaşılamadığından düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili. Ondan sonra biliyorsunuz Kıbrıs'a gittim ben. Kıbrıs'ta bir seçim vardı Nisan ayında. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın yıllarca vermiş olduğumuz mücadelenin ortadan kalkmasına yönelik bazı açıklamaları ve duruşu vardı. Buna yönelik mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vaziyet alması gerektiğini ve Kıbrıs'a gideceğimi kendileriyle paylaştım. Düşüncelerimizi paylaştım. Siyasetteki hepsine gayet makul, olumlu şekilde. Şu anda Türkiye uluslararası finans kuruluşlarına mesafeli duruyor. Bu güzel bir duruştur. Milli bir duruştur. Bunu asla bozmaması gerekir. Ama muhalefet kanadından ortaya konulan çağrılar Türkiye'nin yeniden IMF kapılarına gitmesi yönünde bir telkin izlenimi veriyor.
ve hatta işte IMF'den borç almayacaksan ortaklıktan da vazgeç gibi bir, bunu genel tanım olarak söylüyorum, vatandaşımız daha kolay algılayabilir düşüncesiyle. Ben şimdi bir yere ortaksam illa da oradan kredi kullanacağım diye bir kaide yok ki. IMF'ye ortak olabiliriz. Orada bir sermayemiz olabilir ama ekonomik sıkıntımızı illa da IMF'den alacağımız kredilere bağlamaya çalışmak uluslararası emperyalizm amaçlarına ve beklentilerine hizmet etmek anlamına geliyor. Biz bu zararı 99 yılından sonra, daha doğrusu 2001 krizi döneminde Kemal Derviş'le yaşamıştık. Bülent Ecevit o zaman şunu demişti: siyasi hayatımda yaptığım en büyük yanlış Kemal Derviş'tir demişti mesela. O zaman milli politikalarımızı kendi kendimize yetecek yöntemleri bularak el birliğiyle, güç birliğiyle hayata geçirebilmeliyiz. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu yayın vesilesiyle de bugün mübarek Kadir Gecesi, Müslümanların, İslam aleminin bu mübarek gecesini tebrik ediyorum. Bizim için iki bayram bir arada oldu. 19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlangıcının 101. yılında idrak ediyoruz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda bugüne kadar vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Yeniden kandilleri mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun.